Abi kusura bakma yani itfaiye falan anca yetişebildim ya. Önemli değil ya. Nasıl durumlar? Abi görsen işler açısı adamın hali ya. Yeri olduğu gibi yanmış gitmiş falan filan yani. Çok kötü. Bizim adam ne oldu, çıktı mı? Yok daha çıkmadı. Eli kulağında çıkar şimdi. Mesaisi bitti. İyi, iyi. Ben de korktum ya. Geç kalacağım, yetişemeyeceğim falan diye. Pardon abi ya. Affedersin. Açsana ya. Kızımız işleriyse bak şey yapma. Yok abi ya, alakası yok. Ablamlardan haberin var mı? Çok merak ettim. Telefonlarımı da açmıyorlar. Al işte hep kredi buraya abi. Zorlan para dağıtıyorlar yani. Oğlum ne alakası malakası yok diyorsun var. Kızsa harbiden şey yap. Zaten olmaması anormal olur. Aslan gibi çocuksun. Yok abi sağ ol da hani yok alakası yok. Deniz tamam sakin ol. Rıman her zamanki hareketleri. Bir de Nari'nin hamile olduğunu öğrenince iyice zıvanadan çıktı. Bir daha sakın sana olan zaafımı kullanma Sermet. Beni seninle tehdit etme. Sen kaybedersin. Ben sana 6 saat önce evlenme teklif etmişim. Seni o evde o herifle yalnız bırakamazdım, kusura bakma. Adamın evi yanmış ya. Evi yanmış. İnsanlık görevi ya. Sokakta mı bırakayım ben adamı? Ev tutalım, ev alalım, otel bulalım, otel alalım. Irmak bunu bile bile yaptı. Can o eve getirdi, benim arıza çıkartacağımı biliyordu. Tamam, sana gidiyoruz işte. Tamam, sıkıntı yok. Ben seni anladım. Sen de beni anlayacaksın. Bizim bakış açımız farklı ama ben sana kendimi anlatmanın bir yolunu bulacağım. Bir ortak yol bulacağız. Tamam. Deniz kusura bakma da yani sen beni eski sevgilimle benim evimde görsen ne yapardın? Narin size geldiğinde ben hadise çıkartıyor muyum Sermet? Deniz, Narin'in eli benim elime değmedi. Ama sen Can'la nikah masasına oturdun. Ben o nikah masasından senin için kaçtım ama gelinliklerimle. Ha? Sen hala kıskanıyorsun. Bravo ya. Tamam Deniz. Tamam. Tamam. Sana tamam. Neyse abi, sen bu hasta bakıcı işini hiç kafana takma hani. Bana göster adamı, sonra ortadan kaybol. O iş bende, ben halledeceğim yani. Ali sağ ol her şey için, Allah razı olsun da. Delikanlı gibi bana cevap ver bak. Sermet beni sevmez, ben de onu sevmem biliyorsun. Sizde de hiçbir teşviki mesaimiz falan bir şey olmadı. Birden bu yardım işleri bilmem ne falan filan ne ayak yani. Delikanlı gibi söyle bana. Ya abi şimdi sen hani bir yerde bizim aileden sayılırsın hani. Senin başına bir şey gelse ucu kızlara dokunur. E sen de bir yerde bizim Şadiye bacımızı korumuşsun, kollamışsın, başına bir iş gelmiş. Biz de seni koruyacağız, kollayacağız yani. Bu işler böyle. Hiç bu kadar aciz kalmamıştım hayatımda ya. Bir de ben zorladım kızı evlen, 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 evlen. Herif itin teki çıktı anasını satayım. Yani mecbur kaldım, mecburiyete bir sinirlendim. İkinci kattan güm yani aşağı. E fişini çekmesem ne olacak? Kendine gelecek, yine gidecek Şadiye'ye bir şey yapacak falan filan. Mecbur kaldım yani. Yok abi ya sen hani kızını korumak adına en doğru şeyi yapmışsın. Yapmışsın da biraz böyle dağınık pis yapmışsın abi. Böyle yapılmaz bu işler yani. Arkada iz bırakmayacaksın, temiz olacaksın falan filan yani. Amatör işi bunlar. Ali dağınık mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ben katil miyim ya? Allah Allah. Kızım için yaptık tamam geçti gitti. Hayret bir şeysin ya. Yemin ediyorum tam burama kadar borç içindeyim herif. Tam bir şam şeytanı çıktı ya. Elimde avucumda ne var hepsini aldı yemin ediyorum sana. Onu değil mi? Ümmü'ye ne anlatacağım ben şimdi? Nasıl, ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Abicim sen üzmeyeceksin tatlı canını ya. Bak ben bu olayı halledeceğim. Gayet sessiz, steril. Halledeceğim ben ya, lütfen ya. İnşallah. Adam çıktı bu işte, bu, bu, bu. Siyah montlu olan mı? Ha, siyah montlu. Cebinde bak. Çakaldı ya. Bu evinize hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne demek oluyor şimdi? Niye benim evim oluyormuş? Ben bugün size evlenme teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Umarım vazgeçmemişsinizdir. Yok vazgeçmedim de. En mutlu günüm zehir oldu. Merak etme. Bunun
bundan sonra hiçbir şeyin huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğim. Sermet abi, ofise mi geldin? Rıfat. Deniz Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada kalıyorum. Niye burada kalıyor? Ne demek bu Sermet? Hı? Ya yenge, hani tesadüfün dibi bu Rıfat benim memleketlim, akraban. Biz onu işte burada bir boşada açtık. İş falan bakınıyorduk. Sizin orada işe girmiş işte, tesadüf. Ne büyük tesadüf değil mi? Bu yıllar önce de senin memleketin değil miydi? Yok. O zaman da burada mı kalıyordu Sermet? Hani bizimle çalıştığı yıllarda, üniversite yıllarında. Yok. O zamanlar hiç görüşmüyorduk yani. O zaman hiç karşılaşmıyorduk. O zaman işte Narin yengenin mahalleden... Bu ne demek oluyor Sermet? Ali'ye inanmak istiyorum. Yani senin bu adamı bizi kontrol etmek için göndermediğine inanmak istiyorum ben. Yok yenge, biz yani niye kontrol ederim? Öyle bir şey olabilir mi? Olsun hayatım. Bir dakika bakabilir misin? Bir şey bana mı şey ettin? Ha, sana şey ettim ya. Bir gelsene bir dakika, bir şey konuşacağım. Hayırdır, ne konuşacağım ben? Ne konuşacağım? Çakmağım güzel mi? Onu konuşacağım. Gördün mü çakmağım? Gel. Gel, gel. Nereye gidiyorsun? Yolda anlatacağım ben sana nereye gideceğimizi. Yürü sen, yürü. Gel. Vallahi, vallahi geri vereceğim parayı. Gördüklerimi de unutacağım. Unutacaksın tabii. Unutacaksın, unutacaksın. Yoksa ne yaparım? Sökerim o gözünü. Sağdakini şöyle pıt diye alırım yani. Anladın? Vallahi ben ettim, sen etme abi. Ben bir şey görmedim ki zaten. Bak, sana şimdi ben daha fazla dokunmuyorum. Ama senin de beni inandırman lazım. Anladın? Bak, eğer konu paraysa... Ya bak, hala para diyor ya. Hala para diyor. Sen dedirteceksin mi lan? Öldürürüm lan ben seni. Bak, ne yapacağız biliyor musun? Sen şimdi yarın ilk otobüste memleketine gideceksin. Ortadan kaybolacağım. Tamam mı? Bir daha da gözükmeyeceksin. Yok, eğer ben burada kalırım diyorsan... Anladın? Gideceğim. Vallahi gideceğim. Bak, istersen paranın hepsini... Ya para deme bana! Senin paran beni satın alır mı lan? Gerizekalı! Gerizekalı! Ya vurma abi, vurma! Ne demeyeceksin sen bana? Ne dedin sen şimdi? Ne demeyeceksin? Buyur Ali Bey oğlum. Ablacığım iyi akşamlar. Moskova abi evde mi ya? Onunla bir lakırdı edeceğim de ben. Şimdi geldi, gel. Gelin içeri. Yok, ben şimdi rahatsız etmeyeyim ya. Tamam tamam, geldik kardeşim. Sen geç içeri. Kapat kapıyı. Yemin ediyorum uyuyamıyorum. Böyle bir şey yok. O Zafer, Sami falan filan böyle direkt boğazımı sıkıyorlar. Uykuya hasret kaldım ya. Abicim, Sami mevzu kapanmıştır. Artık rahat uyuyabilirsin yani. O mevzu bitmiştir. Yemin et. Yeminle. Sağ ol kardeşim. Ne demek abi? Sen yine ne işler çeviriyorsun bir Recep? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.